Arkadaşlar kurumuş olan saçlar iğneli uygulamalardan, plazma tedavisinden, PRP'den, mesorapiden, serumlu PRP'den veya hair kompleks gibi, triko IV gibi iğneli işlemlerden yarar görür mü, görmez mi? Bu videoda bundan bahsediyoruz. Her şeyden önce şunu bilmek lazım. Saç neden kurur? Sağlıklı bir insanda saçın kurumaması icap ediyor. Bazı saçlar yapısal olarak daha kurudur. Bunu kabul etmek lazım ama çok ender bir durum. Çoğunlukla saçın kuruyor olmasının sebebi kontrol edilebilir bir faktöre bağlıdır. Saçı en fazla kurutan yeteri miktarda sıvı almamaktır. Yeteri miktarda sıvı almadığınız zaman hem oraya giden kan miktarını azaltmış olursunuz hem de saçın yüzey nemini dipten itibaren veren o tabaka kuru olduğundan ötürü orada yeterince nem olmaz ve saç kurur ve çok kolay kırılabilir. Saçın yine kurumasına ve kuru görünmesine sebebiyet veren çok fazla faktör var. Mekanik sebepler dediğimiz saçı ısıl bir işleme tabi tutmak, sürekli fön çekmek, maşa kullanmak gibi işlemler saçı kurutur. Ve bu alışkanlık bir süre sonra özellikle ter bezleri ve yağ bezlerinin kuruyup kapanmasına sebebiyet verdiğinden ötürü saçın nemini veren, yüzey nemini veren o çok önemli iki tane faktör devre dışı kalmış olur. Dolayısıyla ısıl işlemler saçı kurutabilir. Bunlardan mümkün olduğunca uzak durmak lazım ama çalışan insanlar için, özellikle kadınlar için, hani fön çektirmeyin, maşa kullanmayın gibi şeyler söylemek de çok çok zor olduğundan ötürü biz sebepleri anlattıktan sonra bunun için nasıl bir tedavi planı ve nasıl bir çözüm öneriyoruz ona odaklanacağız. Yine sebeplerden birisi kullanmış olduğumuz kimyasallar. Tabii ki çok fazla sebep var. Çok fazla detayına girmeyeceğim ama kullandığımız şampuanlar dahil olmak üzere. Özellikle örneğin sodyum laurosulfat gibi, örneğin paraben gibi içerikler köpük miktarını artırırken, raf ömrünü uzatırken maalesef saçta kurumaya çok fazla sebebiyet veriyorlar. Veya başka bir medikal şampuanın içerisinde bulunan iyileştirici özellik saçta kurumaya sebebiyet veriyor. Çoğunlukla medikal şampuanlar saçta kuruma yapar. Çünkü temel odaklandıkları husus saçın tedavisi, beslenmesi, eksiğin yerine konması gibi hususlar olduğundan ötürü saçın nemini ve parlak görünmesini sağlayabilecek olan şeylerden de uzaktırlar. İlave katkı maddelerinden de uzaktırlar. O yüzden medikal şampuan kullanımı da maalesef dolaylı olarak saçın kurumasına sebebiyet verebilir. Yine kullandığımız bazı alkol bazlı saç dökülmesini önleyici ürünler, alkol bazlı olanlar, özellikle propilenglikol içeren bazı ürünler, minoxidil gibi bazı ürünler bu anlamda saçın kurumasına sebebiyet verebilir. Şimdi gördüğünüz gibi saçın kurumasına sebebiyet veren farkına vardığımız ve varmadığımız çok fazla husus var ama yapılacak olan şey çok çok belli ve net. Arkadaşlar saçın kurumuş olan bir saçın çoğunlukla dediğim gibi yağ bezleri ve ter bezleri kapalıdır. Kurumuştur, kapalıdır yani. O gözeneklerin kesinlikle açılması lazım. O yüzden iğneli işlem olarak hastaya kurumuş olan saç için verilecek olan ozonlanma sıcak su buharı, o bölgedeki nem dengesini, nem miktarını arttırarak yükselteceğinden ötürü yararlı en önemli, en önemli işlemlerden birisidir. Ozonlanmış sıcak su buharı aynı zamanda ter bezlerini açar, aynı zamanda yağ bezlerini açar. Biliyorsunuz terin kendisi sıvıdır, suyun kendisidir ve yüzey neminin en önemli aktörlerinden birisidir. Yine yağın kendisi vücudun üretmiş olduğu ve yine saça nem veren, onu yumuşak tutan yağın kendisi, sebumun kendisi yağ bezleri aracılığıyla dermisten yukarı doğru çıkar. Onun kendine ait olan bir kanalı vardı. İşte ozonlanmış sıcak su buharı bu kanalın açık olmasını ve ter bezlerinin açık olmasını sağlayarak yüzey nemini arttırır. Peki bu yeterli midir? Değil. Tabii ardından hemen saç mezoterapisi işleminin yapılması, ardından plazma tedavisinin yapılması, bütün bunların lokal anestezi altında yapılması, özellikle kurumuş olan saçların nemini geri kazandırmak, yağ ve ter bezlerini yeniden açmak için son derece önemli ve etkili olan tedaviler. Tabii ki sürekli olarak iğneli uygulama yapmak mümkün değil. O yüzden sebebe dönük olarak, yani sizin saçınızın kurumasına sebebiyet veren faktör her neyse onu bulup onu hayatınızdan çıkarmak. Eğer az sıvı alıyorsanız almış olduğunuz sıvı miktarını arttırmak. Saçı kurutan kozmetik ürünlerden uzak durmak. Isıl işleme çok fazla maruz kalmamasını sağlamak gibi elinizde olan faktörler varsa o faktörleri de düzeltmek son derece önemli. Ama tıbbi bir işlem olarak kurumuş olan ve sizin için kronik olarak zannedilen, yani benim saçım zaten kuru ve zaten bunun hiçbir çözümü yok dediğiniz birçok saç sorununun bir çözümü var. Eğer bir hekim arkadaşa giderseniz, hekim arkadaş sizi
muayene eder ve söylemiş olduğum gibi ozonlanmış sıcak su buharıyla başlayan, lokal anestesiyle devam eden plazma, saç ve su terapi tedavileri veya diğer tedavilerle kombine bir protokol çıkarır ise, kronikleştiğini zannettiğiniz o kurumuş olan saçlarınız, açılan yağ bezleri, açılan ter bezlerini müteakiben normal, nemli, sağlıklı saçlara dönüşecektir. Hepinize tavsiye ediyorum. Şimdiden geçmiş olsun.